Selamlar, PT Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz squatta diz stabilitesini nasıl sağlarız? Bunun hakkında konuşacağız. Yanımda Gülşah Hocam var. Gülşah Hocam hoş geldiniz. Bu hareketi tabii ki de diz primer patenli olan squat üzerinden göstereceğiz. Birkaç ipucu vereceğiz size yardımcı olacak ama bu ipuçları emin olun squatınızdaki performansı ve dizinizi korumakta size bayağı bir yardımcı olacak. Öncelikle diz ekleminden kısaca bir bahsetmek istiyorum. Diz eklemi kalça ve ayak bileği eklemi ortasında olan stabil karakterli bir eklem. Çünkü kalça eklemi mobil karakterli ve ayak bileği de aynı şekilde mobil karakterli bir eklem. İki mobil eklem arasındaki eklemin stabil olması gerekiyor hareketlerde. Amacımız yani diz stabilitesinden bahsetmemizin amacı bu. Öncelikle ayaktan sonra da kalçadan nasıl stabil hale getirdiğimizden bahsedeceğim. Ayaktan başladığımız zaman ayağımızda hepimizin bildiği medial ark bir yükseklik vardır. Bu yüksekliği yeteri kadar koruyamadığımızda dizin içeri kaçması, kalçanın içe dönmesi ve medial menisküs, ön çapraz bağ ve benzeri sakatlıklara yol açabiliyor. O yüzden aslında pateni düzeltmeye ayaktan başlayacağız. Ayak arkımızı nasıl yükselteceğiz? Bundan bahsedeceğim. Ayak arkı yükseltirken yapılan yanlışlardan bahsetmek istiyorum size. Hocam sizden en fazla yapılan yanlış göstermenizi istiyorum. Çoğu kişinin ayak arkını yükseltmeye çalışırken ayağın medial yani iç kısmını tamamıyla yükseltmeye çalıştığını görürsünüz. Aslında bu herhangi bir stabilite sağlamıyor. Ekstra ayak bileği burkulması yönünde bir stres ve manevra oluşturuyor. Bunu kesinlikle istemiyoruz. İstediğimiz şey şu, ipucu olarak şunlardan bahsedeceğiz size. Öncelikle baş parmağınızı yukarı getirdiğiniz zaman ayağınızın iç kısmındaki yayın yükseldiğini göreceksiniz. Bu arkın yükselmesi oluyor, medial arkın yükselmesi oluyor. Ardından bunu yükselttikten sonra bu arkın yüksekliğini korurken, düşürmeden baş parmağı tekrardan yere kenetlemenizi isteyeceğiz. Burada parmağımın tam kök tarafındaki eklemi parmağımla ittiğim zaman yukarı kaldırmamam gerekiyor. Yani bunun çivi gibi yere çakılı olması gerekiyor. Bu eklem yere çivi gibi çakılıyken arkanızın da yüksek olması ayak stabilitesinin ilk adımı. İkinci önemli nokta kalça. Kalçayı nasıl kullanacağız dizi stabil ederken? Öncelikle şunu hayal edin. İki ayağınızın ortasında bir havlu var ve bu havluyu ayaklarınızı döndürmeden kalçanızı sıkarak, dışarı döndürerek havluyu germeye çalışıyormuşsunuz gibi düşünün. Yani burada ayağı zaten halletmiştik. Ayak halledildi, ayak stabil. Kalçayı sıktım. Kalça kasları buradan IT bandla birlikte bir fasya ile aslında dize geliyor. Nasıl stabil ettiğinden bahsedersek, kalçayı sıktığınız zaman arkaya doğru bir çekiş açısı sağlıyor ve sanki bir çevi olduğu yerde dışarı dönüyormuş gibi dizi dışarı çekiyor. Squat yaparken veya diz primer patenleri kullanırken kalçanızdaki kaslara odaklanarak dizinizi sanki olduğu yerde bir çivi dışarı dönüyormuş gibi döndürmeniz gerekiyor. Burada yapılan yanlışlardan biri de ne? Kalçayı sıkarken ayağı dışarı döndürmek. Biz bunu istemiyoruz. Biz ayağın stabil olmasını istiyoruz. Yani ne yapmıştık? Ayağın başta zaten pozisyonlamıştık. Kalçamı sıkıyorum. Ayak dönmeden dizi hafif dışarı aldım. Ve artık dizim diz primer paten için stabil halde. Bir de bunu doğru ve yanlış örneklerle göstererek tamamıyla pekiştirmek istiyoruz. Öncelikle squat'tan bunu örnek vereceğiz. Hocam isterseniz öncelikle yanlış patenli yapalım. Kişi squat iniyor. Ayak arkı düşük, dizleri içeri kaçıyor. Ve gördüğünüz gibi diz içeri giderken ayak karşıya bakıyor. Yani yük dağılımı bu şekilde geliyor. Normal gitmesi gereken dik eksenden daha fazla içeri gittiği için ne yapıyor? Diz çevresindeki, özellikle iç kısmındaki dokulara gereksiz fazla bir stres oluşturuyor. Doğru hareket patenini gösterince ne yapmıştık? Arkı yükseltmiştik, çivilemiştik yere, kalçayı stabil hale getirip dizi dışarı almıştık ve bu pozisyonu korurken squat'ı yapmıştık. Aynı şekilde bunu lunge'da da gösterelim. Lunge'da da kişi öne adım aldı. Yanlış olanı gösterdiğimizde ne oluyor? Diz içeri gidiyor. Belki hatta ayak da iyice dışarı gidiyor. Ayak iyice düştü. Arkı yükseltemedi. Düştü. Diz içeri gitti. Ve tamamıyla yanlış bir paten sağladı. Doğru pateni yaptığımızda da kişi ayağını attı. Attırmadan önce ayağını ilk bir stabil hale getirdi. Sonra diziyle ayak eklemini aynı düzlemde tutarak iniş ve kalkışını tamamladı. Diz stabilitesiyle alakalı söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar. Umarım gösterdiğimiz ipuçları işinize yarar. Bunun önemi hem performans hem de aslında sakatlıklardan kendinizi korumak için. Bunu unutmayın. Bol squatlı günler.